Merhaba Sertleyici Türk ailesi, geyik muhabbetine hoş geldiniz. Ben Raffaele Çedolin ve yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız. Sosyal medyadan geri dönüşlerinizi alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okumak benim için çok heyecanlı. Bunu ilerletebiliriz. Bizimle paylaşmak istediğiniz konular, hatta emoji oyunundaki oyunlarla ilgili hazırladığınız emojiler varsa bize iletebilirsiniz. Ben de konuklarıma sunmaktan mutluluk duyarım. Konuğumu çok fazla bekletmek istemiyorum bu bölüm için. Çok sevdiğim, çok da sohbet ettiğim Armağan Arıkan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? İyi seni sormalı. Ben deyim. Programa tam gaz devam ediyoruz. Nasıl rahat gelebildim? Neler yapıyorsun? İyidir. Ee, mutluyum diyeyim. Senin karşında olmaktan böyle programda sohbet etmekten. Onun dışında işte okul var. Okula gidip geliyoruz. Bir yandan çalışıyoruz. Onun yorgunluğu var. Nerede okuyordu? Nerede okuyorum? Üniversitede okuyorum. Endüstri mühendisliği okuyorum. Onun dışında sen ne yapıyorsun? Ben de böyle bir program hazırladık. İşte geyik muhabbeti, sohbet ediyoruz. Oyunlar oynuyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. Heyecanla devam ediyoruz. Güzel diye yorumlar alıyoruz, geri dönüşler alıyoruz. Senin de burada olmandan çok mutluyum. İyi ki geldin. Hoş geldin. Ee, başka neler yapıyorsun? Yani üniversitede hangi bölüm okuyordun? Endüstri mühendisliği. Zor bir bölüm mü? Yani derse odaklanmazsan diğer diğer bütün bölümler gibi zor bir bölüm aslında bakarsan. Hangi okuldu? Okul özel. Özel bir okulda okuyorum. Başka neler yapıyorsun? Yani okul dışında Okul dışında arkadaşlarımla etkinlikler olsa, üniversitenin kendi etkinlikleri oluyor. Biliyorsun üniversitenin kulüpleri var, kulüp etkinlikleri oluyor, işte toplantılar oluyor. Tabii daha başlamadı aslında. Bizim okul bir tık daha geç başladı pandemi sürecinde. onu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Online mı devam ediyordu yoksa? Online e... devam ediyordu bir süre boyunca. Sonra e, işte bu sefer yüz yüze yapacağız dediler. Hep mutlu olduk. Ben dedik ya okullar yüz yüze başlıyor diye. Baktık rezalet çıktı. Neden? Ya, çünkü mesela... Diyorsun ki pandemi, e, pandemi dolayısıyla diyorsun ki ne olması lazım? Ders hani ne kadar az mevcudiyet varsa bir sınıfta o kadar iyi. Üniversitede bazı bölümlerde ortak dersler olur bilirsin. Hani evet. A bölümüyle B bölümü ortak bir sınıfta Karman girer. Karman herkesin katıldığı. 200 kişi falan olur bir sınıfta. Evet. bu dersler yüz yüze. Mesela 50-60 kişinin olduğu bölüm dersleri online. 50-60 kişi online. online. Gittikleriniz Gittiğiniz Yüzüze. var mı? Evet. Bak işte onlar 200 kişilik falan sınıflar yüz yüze. Pandemi'nin tam zıttı bir evet. şey durumla karşı karşıya. Bundan evet. da dolayı da şikayetçisin anladığım kadarıyla. Evet aslında kadar. biraz. Güzel ama yani iyi bir şey aslında. Yani sonuçta başka bölümlerde varsa daha da kalabalık oluyor. Daha kalabalık oluyor ama hani sağlık önlemi olarak saçma olmuş oluyor. Hani tam 200 kişi ne kadar maske taksan da aynı sırada yani 5 kişilik sıraya 6-7-8 kişi oturunca. Amfi'de mi geçiyorlar? Amfi. Yani o anfimanta devam ediyor üniversiteler Devam ediyor hala. Ama online'a dönse o zaman bir farkı olmayacak aslında sizin için. Yani ha gitmişsin yani, yüz yüze, ha online bir... Yok, mesela... yüz yüze çok fark ediyor enerjisi çok fark olarak. Ediyor. Ve hani sonuçta mesela not alamadın, duyamadın, görmedin. Direkt, direkt interaksiyona girebiliyorsun karşı tarafta. Ya da ders kaynatma dediğimiz. Yani sıradaki adamla muhabbet edebiliyorsun. Öyle bir avantajı var. Sosyalleşmek açısından o zaman. Tabii canım, aşırı bir faydası var. Hem üniversiteye gitmiş olabiliyorsun... Ama bana kalsa tam tersi yapılmalıydı. Hani 200 300 kişinin olduğu sınıflar online'a taşınıp ya da belki da, o bölümlerden ayrıştırılabilir, belki tekrar ders olabilir evet, ama evet. hoca için de çok zor bir durum o zaman. Evet. O hocayı zor zorlardı o zamanda. Ve yani ee, diğer gelemeyenlerin durumu ne oluyor bu durumda? Yani çünkü 200 kişi değildir atıyorum bir diğer bölümlerle birleştiğin zaman. Ya şey yapıyorlar. Onu da şöyle çözdüler. Şimdi ders bütün dersler online üzerinden yapılıyor örnek ve mesela çünkü o kişi korona kaptı. Evet. Ve gelemedi ya da korona kapmayı bırakalım. Normal düz grip olsun bir şey olsun. Pandemi süreciyle ders aynı zamanda online bir şekilde kaydediliyor zaten. Ama yine de yüz yüze almak mı online mı diye sorarsan tabii ki yüz yüze. Ne kadar online aldınız? Yani ya ben ikisi, Bir şey benim ilk yılımın yarım dönemi okula gitme şansım oldu. En azından bir sınıf yarım dönem üniversiteyi görme şansım oldu. E geriye kalan bir buçuk yılım benim full online'da geçti. Şu anda ikinci sınıftası. Ben üçüncü sınıftayım şu anda. Şimdi üniversiteye başladın. Evet. Yarım dönem gittin. Evet. Sonra bir buçuk, bir buçuk yılım. sene online okudun. Evet. Şimdi tekrardan başladı. Aslında üniversiteye altı ay gittin evet. gibi. Hatta gitmedim belki. Gitmedim. Üniversite gidiyorum sadece adı. Parasını veriyorsun. <laughs> parasını veriyorum. Onun bir şey yok. <laughs> ama online dönüyor bir şekilde yani. Evet. Yani bir şekilde faydasını alıyorsun ya, ama sınavlar nasıl oluyor? Sınavlar da online oluyordu. Şimdi daha komik bir senaryo var. Yine birçok öğrencinin şikayet ettiği bir şey. Şimdi online dönemde dersler online alıyorduk. Sınavlar da online haliyle. Şimdi ders online ama sınav yüz yüze. Ne online olan, var ki o zaman? Ya yani online olan ders ne sınavını online yapın? Yüz yüze aldığımız yüz yüze olsun mesela. Yani nasıl usul nasıl devam ediyorsa o şekilde olması lazım. Bence daha... öyle olması lazım. Ama garip bir durum ya. Garip. Yani çünkü şimdi bu yüz yüze pandemiden sonra yüz yüze geçişin ilk evresindeyiz ya. Herkes kendi çapında bir şeyler tutmaya çalışıyor. Acaba dersten dersi değiştiği için mi acaba online yerine yüz yüze yapıyorlar? Çünkü atıyorum test mi yapıyorlar veya ya. işte yazılı bir sınav var. Onu sistemden kontrol edemediği için mi getiriyor sizi? Yani uygulamada mı bir şey mi var sınavlarda? Yoksa asıl pratiğe dökülse daha mı basit olurdu? Yani hangisi daha mantıklı? Ya bana sorsan... Test mi yapıyorlar online sınavda? Online sınavda test değil. Örneğin yine standart Kazık Üniversitesi sorularından soru oluyor. Dosya yükleme şansın oluyor mesela platform üzerinden. sen soruyu yazıyorsun ha, mesela... dosyayı atıyorsun ha, dosyayı uploadluyorsun aslında şeyi kontrol edebiliyorlar mı? mesela ben kardeşlerimde gördüm de ona çok izin vermiyorlar ama seni sıkıntıya sokar mı bilmiyorum <laughs> şimdi mesela online sınav oluyorsun gruplaşmalar oluyor mu mesela yani ya oluyor oluyor o oluyor var yapıyorlar var ama yani bir şekilde o da aslında benim e... arkadaşım hangi üniversite olduğunu ismini vermeyeyim. Arkadaşın hani... ismini de söylemedi hatırlamasın yok, yok, yok. yok, devlet üniversitesi zaten sıkıntı yok da şey arkadaş sınıflarıyla işte internetteki bir platform üzerinden hep beraber toplanıyorlar. Ve bütün sınıf sınava beraber gidiyorlar. Bir yerde toplanıyorlar. Ya, platform üzerinden kapatıyorlar. Yok yok, platform üzerinden toplanıyorlar. Ha, platform üzerinden. Platform üzerinden hep beraber. Okay. Hep beraber sorular hep beraber sınıfça çözüp Sınavı beraber geçiyor. Faydalı oluyor mu? Buna rağmen batıran olmuş mudur? Yok geçmişler aslında. hepsi. Ah, süper <laughs> bir şey ya. Ben de teklif ettim bizim sınıfa ama bizim sınıftaki iletişim bir tık kopuktu o süreçte. Kimse aslında biraz bakmadı. güven meselesi. Bence. Güven meselesi aslında. Ama yapılabilir mi bir şey mi sistemdeki açıklıktan dolayı? Aslında Hı -hı. Kimse beklemiyordu ki böyle bir şey. Yani benim zamanımda gelse böyle bir şey. Ben her türlü cinliği düşünürdüm diye. Ya ya Bizim de yaptığımız cinlikler var mı var da başımızı derde sokmayalım. Bence hiç karıştırma o durumları ya. Başka okul dışında neler yapıyorsun? Okul dışında neler yapıyorum? İşte dediğim gibi kulüp etkinlikleri oluyor, kulübün düzenlediği partiler oluyor ya da onun dışında toplantılar oluyor, onlara katılıyoruz. Üniversitede kulüpleriniz var mı? Üniversitede var. Ne hangi kulüp mesela? Yani mesela benim içerisinde olduğum kulüpler, ee, bir bizim Demk var. Endüstri Mühendisliği Kulübü onun içerisindeyim. Bilimsel bir kulüp mü yoksa hobi amaçlı yaptığın bir kulüpten bahsediyorsun? Yoksa... Ya bu bu direkt Endüstri Mühendisliğinin kendi kulübü. Ama hani Endüstri, Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mühendisliği, Mühendisliği Kulübü deyince hani böyle inek şeyi gibi duruyor ama aslında bayağı çok kafa insana var. İşte geçen tanışma partisi vardı. Ona gittik. Orada bayağı eğlendik. Onun dışında Savunma Sanayi Kulübünde varım. Çok güzel bir kulüp yani. Hani ne etkinlikler yapıyorlar mı yoksa? Daha tanışma toplantısı vardı bugün. Onun dışında fazla bir şey yoktu. Daha hani etkinleşmedi zaten kulüp geçme haftası. iki hafta önceydi şimdi kulüpler yavaş yavaş üyelerini toplamaya çalışıyorlar. Onun dışında koyu Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş kulübünde varım. O herkesin ee, şeyi artık takdiri yani üniversiteye gidip de bir futbol kulübüne e, üye olmadan e, üniversiteyi okuyup bitiren yoktur herhalde. Herhalde. Ben de Galatasaray'a mesela üniversite zamanında şey yapmıştım. E, bayağı yoğun geçiyor. Gel, gidiyorsun seni topluyorlar alıyorlar işte servislerle. Maça giremesen bile orada toplanıyorsun. Stad dışında vesaire çok çok ayrı bir, bir ortam oluyor. Sizde daha siz de daha toplanacaksınız büyük ihtimalle. Biz işte en son bizim bir pankart yapma hikayesi var. Bu hafta ya da sonraki hafta onu düşünüyoruz. İşte bu hafta dediğim hani sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta. Ama sürekli bir para talep ediliyor o kulüplerden. Evet evet. Yani o üyelik mantığı veya işte atıyorum etkinlik yapacağız şu kadar verir. Veya Ama doğal olarak şimdi mesela stad'a maça gidiyorsun abi öyle düşün. Şimdi bedavaya götürecek hali yok adamın. E Tabii masrafı oluyor da illaki insan şey bekliyor abi bunu Kulübüye üyeyiz madem de <laughs> idare etsinler diye ama zor tabii öğrencilik hayatı her tabii. türlü zor. Gerçekten zor. Peki sporla ilgili bir şey yapıyor musun Kulüp'te? Peki sporla ilgili şu aralar yapmıyorum. Hani tam evde kendi çabamız 3-5 dambıl bir şey kaldırıyoruz o ayrı bir konu ama çok uzun yıllardır profesyonel anlamda üzerine düşmek olarak bir spor yapmıyorum. Ben onu hiç yapamıyorum mesela ekrandan izleyeyim, evde atıyorum kendim alayım dumbbellları çalışmaya başlayayım. Onu çok mümkün olmuyor bende çünkü e, yoruluyorum bir yerde sonra şey yapıyorum. Ah ya. Moda mı giremiyorsun? Moda giremiyorum, havaya giremiyorum. Mesela bazılar için öyle mesela ben yine kulaklığımı takınca yine o moda kendimi sokabiliyorum ama mesela bazı için gerçekten... Müzik çok etkili oluyor, ritme giriyorsun ama mesela ben spor kulübüne gideyim bir tane atıyorum o ünlülerden diye düşün. İçeri girer girmez böyle bir kalbi sıkışı ah bunları nasıl yapacağım falan. Aslında ben de mesela 9 senelik bir yüzme geçmişim var. işte, stopu vesaire yaptım. Ama o spor ortamı girdiğim zaman daha sporu yapmadan bir yorulmaya başlıyorum. Bilmiyorum sende nasıl bir etkisi? Ya benim de yaklaşık bir 4 sene falan daha uzun da olabilir. Benim aklımda kalan 4 sene. Bir yüzme geçmişim var. Burhan Felek'te yüzüyordum. Çok güzel. Hani yüzme konusunda seninle o konuda ortak olabiliriz. Şey konusu doğru. Hani daha yaklaşırken o yorgunluğu yaşıyorsun. Psikolojik daha girmeden psikolojik olarak diyorsun ki şimdi yine yorulacağım diyorsun. Ama şu var onun hiçbir şey değişmem gerçekten. Hani üstünü çıkarttın, bayonu giydin, bonen taktın, gözünü Aynen. taktın. O suya girdiğin zaman o moda giriyorsun. O havada Zevk, Zevkini almaya başlıyorsun ama her şey o süreç. Şeyi de sevmiyorum. Ondan nefret ederim. Yüzdün o kadar yoruldun. Şimdi kim giyinecek abi geri? İçimde kalsa öyle eve gideyim. Ben de tam tersi. O bitti yüzdün yoruldun. İşte biz bir takımda oynuyorduk. Ben de son zamanlarda işte bırakmadan önceki son zamanlarda şey oluyor. Ya gireceğim işte bir saat yüzüyorum yüzüyorum. O Yeni şeyler çıkmıştı kulaklıklar işte suyun altında müzik dinlediğim vesaire. Ona bir şekilde motive olmaya çalışıyordum. Sonra ben de şey uyanmışım ya bitiyor antrenmanda hani o duşa giriyorsun ya. Hı hı. Onu hiçbir şey değişmem mesela. Benim için o, o son evres çok artık çok yorgunum bitmişim. hani kim giyecek saatte sonra. Yani gönlüm kalsa otelde olsa böyle odaya giderim. Direkt. Hani Maya, direkt oda da hallederim her şeyi de. Şu olur bir şehirde mayo ile gezene deli derler. Yok zaten havlarsın herhalde. <laughs> Bir şekilde ona <laughs> emniyet güçleri ne yapıyorsun birader sen buralarda derler yani. Başka spor haricinde böyle üniversitede arkadaşlarla işte takıldığın veya ortamın bilmiyorum hangi şehirde olduğunu bilmiyorum üniversitenin de. İstanbul'dayız ya buradayız. İstanbul'da Hı -hı. ama hangi işte... Mühit e, sen, olarak. Mühit olarak bilmiyorum. Ee, böyle yaptığınız özel bir şeyler var mı etkinlikler vesaire var Eski mı? Yok. Şu anlık yok. Zaten yeni başladı. Hepimiz şu anda ortamları ısınmaya çalışıyoruz. Arkadaş çevreleri kendilerini oturtmaya çalışıyoruz. Aslında birbirinizi sonra. tanımıyorsunuz. Ya, tanımadık bile. Yani şu şekilde bizim Çok zor ya. Çok yani, kötü. Ya, yani ya, tam bizim yine üst sınıflardan üst sınıflardan dedim hani kendi sınıfımda anlaştığım hatırladığım birçok insan vardı. E şimdi ilk sene kulüplere falan da giremedim. Çünkü 6 ay falan gittik hani o dönem. kulüpler yoktu yani Vardı zaten. bizde de şey olarak hani Kulüp tanıtımı yapıldı sonra okul kapandı falan yani öyle bir ironi vardı işin içinde. Kulüp tanıtımları yapılıyorsa efsane bir şey. Çünkü bizim zamanımızda mesela bizim zamanımız deyince sanki çok böyle kendimi yaşlandırıyormuş gibi <laughs> şey oldu ama e, şey, hiçbir tanıtım yoktu. Biz kendimiz buluyorduk işte gidiyorduk. Mesela benim bir arkadaşım vardı rugby kulübüne işte üye olmuştu. Sonra ertesi hafta bir geldi dişler yok önünde falan. Ne yaptın <laughs> abi işte rugby kulübüne üye oldum işte onun <laughs> şeyleri vardı provaları vardı. Dişler işte onlar rugbyde yok. Amerikan futboluna göre koruma takmıyormuşsun ağzı burnu dağılmış bir şekilde geldi. Ama sen kendi gidip buluyordun mesela kulüpleri. Burada da aynı. Bak, kulüp tanıtım dedim işte kulüp, kulüpler standlarını açıyorlar. Önlerinde herkes. Sen videosunu bak ki ne kulübü bu? Adam sana anlatıyor işte şeyler. Ya üniversite Gelken çok iyi ya. kendi anlatıyor. Yani i̇yi o, gerçekten iyi. O günleri özlüyorum ama sizin için mesela dezavantaj. Ya yani. Ben, ben gittim şimdi kulübe katıldım. Hani evet. İlk defa kulübe katılıyorsun. Üçüncü sınıfsın ama kulübe katılıyorsun. İlk sene sonra mezunsun. Girdim. İşte kulüp tanışma kahvaltısı. Gittik bir yerde kahvaltı yapıyoruz. Milletle tanışıyorum. Konuştu merkez diye hazırlık ya birinci sınıf. Yeni kulübe girmişler. Adamlar yeni üniversiteye girmişler. Evet bayağı zor bir durum. Ben <laughs> yani şurada seneye mezun olacağım. Hani seneye dedim iki sene sonra mezun olacağım. Aslında senin kulübün abilerinden olman lazım. Evet. Ama çok da şey e, zor. Ya çok da rahatsız olduğum bir şey değil aslında. Ya, evet. yine evet takmıyorsun yine eğlenebiliyorsun yine o iletişim sağlayabiliyorsun çok büyük bir fark olmadığı için arada 10 yaş fark olmadığı için ama hani şeyi yaşıyorsun evet benim bir buçuk senem çöpe gitti evet, oturuyorsun yani onu herkes diyorsun. için geçerli ki mesela şimdi ilkokulları düşünüyorum sürekli pandemiden muhabbet ediyormuş gibi oluyor ama yani bunu yaşadığımız için bunu hı hı. konuşuyoruz bence çünkü herkes için ayrı geçen bir, bir psikoloji diyebilirim yani Mesela ilkokula gidenler direkt atıyorum bir buçuk senesini eğer evde geçirdiyse aslında ilkokul birinci sınıftan bahsediyorum. Bir sene, son iki sene çocuk ikinci sınıfa başlamış oluyor ama halbuki ya okulla yeni tanışıyor orada. Evet, yani senin evet. bir geçmişin var, ilkokulun var, lisen var. Ama yeni okula gidecek, işte öğretmenin öğüsünü daha yeni öğrenecek <laughs> çocuk için çok zor olmalı. Yani anne babasından ayrılacak kişi için. Farklı ya. Bakalım nasıl ilerleyecek bu süreç. Yani insanlar e, değişiyor. Gerçekten süreç normallerimiz değişiyor. Sosyalleşme de çok değişiyor. Çok değişiyor abi. Ama yine o maskeler çıkıyor işin sonucunda belli bir yerden sonra. Evet biraz aldırmama da var yani. Evet, o... evet. Ama... Açık hava. Açık hava. Falan vesaire deyip Ben mesela bir işte parka vesaire gittiğim zaman ister istemez o temiz havayı almak istiyorsun. Yani. Evet yani evet. Tutamıyorsun çok... ki. İşte geçen bir şova gittik. yani Gösteriyi diyeyim. İşte iki saat kapalıyız içeride. Hani Çok zor ya. Yani tam arası var işin sonucunda da araya çıktım maskeyi bir çıkardım o temiz havanın ciğerine giriş insanı mutlu ediyor artık temiz havaya muhtaç kalıyorsun. Evet. Gerçekten temiz hava solumaya muhtaçsın kıymetini öğrenmiş olduk bak. Giden geleni aratır muhabbeti var ya. Nereye gittim demiştin? Bir gösteriye yiye? gittik İşte bir tane. Ne? Açık hava şey mi? Yok sanırım? yok kapalı salon. Kapalı sala o kalabalığın içinde o zaman şey yaptın. Kalabalığın yani içinde maskeler takıldı daralıyorsun abi yine de hani kahkaha, gürültü, ağlama, üzün vesaire hani boğuyor gerçekten. Ortamın sıcaklığı da artıyor. Maske de var üstünde. Şimdi sana şeyi sormak istiyorum ama bir yandan da sorsam mı sormasam. Şimdi üniversiteye bir buçuk sene gitmedin. Atıyorum arkadaşlarınla geçirdiğim böyle anormal bir günün oldu mu diye soracaktım. Da sonra dedim ya hepsi online geçti. Evde anormal bir durumun oldu mesela bu üniversite zamanında. Online... Evde anormal bir durumu düşünmem lazım. Ya da böyle arkadaş ortamında atıyorum biz şey yapıyorduk mesela çok sıkıcı bir ders vardı çıkıyorduk işte bir kafe gidiyorduk Batognik veya yakında bir işte Florya'da bizim üniversite Paintballcu vardı bütün alıyorduk sınıfı atıyorum 20 kişi 30 kişi bizim küçük bir bölümdü ee, gidiyorduk paintball yapıyorduk bazı hocayı davet ettiğimiz şey de oluyordu sonra onun çıkışına bir ufak bir ders veriyordu tamamen sosyalleşme amaçlı ve biraz daha insanları böyle Samimileşmesi, o işte dersten anlamayanların işte birbirlerine yardım etmesiyle ilgili çok da güzel hoş bir zaman oluyordu. Mesela sizin öyle e, geçirdiğiniz Yok. zamanlar var mıydı? Yok, daha çok kulüplerle vesaire böyle. Kulüplerle bir... o yeni başladı zaten dediğim gibi. Yani arkadaşlarım yaptıysa bilemeyeceğim çünkü ben yoktum. Yo ister istemez olacak ya her üniversitenin üniversitelerinin yaşayacağı bir durum. Evet, ya bakacağız önümüzdeki iki yıla bakacağız aslında. Bu arada senin bir ismin daha var. Konudan konuya atlamış gibi olacak. <laughs> Yok sıkıntı değil. Göksel Armağan. Evet. Çok güzel bir isim. Nereden geliyor bu isim? Mesela yani anne babanın bu ismi vermesinden... Düşünmüşler. <laughs> bir <de düşmüş gülüyor> bir hikayesi mi? var mı yoksa? Yok hani Tanrı'nın hediyesi mantığıyla düşünmüşler. Hani yani, yani somut olarak yaşadıkları bir tecrübeden dolayı mı yoksa? Yok direkt hani şey olarak. Oğlumuza bunu verelim. Evet hani Tanrı'nın bize hediyesi olan hani göksel göksel bir armağan. müthiş bir şey ne diyorlar zincir benim de edebiyatım çok kötüdür aslında da. Bende de yok. Ben sayısalcıyım bana gelmedi bir. Ben de sayısalcıyım ama herhalde bir zincirleme isim tamlaması gibi bir şey oluyor herhalde. herhalde Beni linç yiyeceğim belki yanlış bir şey söyledim ama. <laughs> çok güzel yani. Başka neler yapıyorsun? Yani... Başka bir şeyim yok aslında. Hayatım onun dışında bilgisayar oyna falan vesaire. Kitap oku. Kitap okuyorsun. Ya tabii bayağıdır okumuyorum aslında yeni kitabı Bir yıla yakındır kitap okumuyorum. Ya yani bir kitabın açıp sayfasına bakmıyorum. Ben de mesela o oluşmuş o kendi oturayım evde çünkü yapacak bir şey bulamıyorum. Sıkılıyorum. Yani bir şey, kendimi bir şeylerle işte hobi edinmem lazım. Açıyorum işte başlıyorum. Sonra işte o durum öyküsüne dönüşüyor. Ha tamam diyorum bitti. Yani <laughs> normal şartlarda mesela bir diziye başlasam bitirmem lazım. 10 sezon gitmiş, 15 sezon gitmiş. <laughs> ama kitapta nedense olmuyor. Biliyor Kötü bir alışkanlık. Yani ben... kimseye şey demek istemem. Ee, kitaplar işte çok sıkıcı bir hale geldi ama atmıyor bende. Ama kimisinde de görüyorum. Metroda okuyorlar, metrobüste ayakta giderken, yürürken okuyanı bile gördüm. Ya yani çok farklıdım. Ya ben eskiden çok deli bir kitap kültürüm vardı yani. Deli gibi okurdum. Annem kitap yetiştiremezdi bana. Çok Güzel tokur yok. tokur 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 kitap okurdum. Sonra lise ikinci sınıf, 3. sınıf gibi bir şey oldu. Ve kitap okumaktan soğudum. Hani yine de arada dediğim gibi arada bir kitap bakıp açıp birkaç sayfa okuyup kenara koyuyorum ama eskiden böyle oturdum mu kitabın yarısını bitirdim ben. Ne, ne tarz şey kitapları seviyorsun? Fantastik veya işte yani, roman tarzı? Yani genel tarz. olarak bir kitap tercihim yok. Polisiyen çok haz almam. O ayrı bir konu. Genel olarak bir tercih tarzım yok ama e, hani bilim kurgu demeyeyim de Fantastik dünyası olan şeyleri evet, içine, içine çekiyor. Ya. Akması lazım benim için mesela bir kitabın yani okuyup. Bir de yani... tarihi bir kitap olması daha da hoşuma gidiyor. Tarihi ben de hiç sevmem yani tarih kitaplarında da çayı yaparım yani. Baya e, gitmez bende. Mesela bir yere ziyarete gittiğim zaman yurt dışı olsun vesaire. Tarihi yapısına değer veririm yani saygı duyuyorum ama oturup onu saatlerce araştırmışlığım yoktur. Sen de mesela bir yere gittiğin zaman oluyor mu? Ben gitmeden önce başlıyorum. Sen direkt araştırıp gidiyorsun. Ben, çok tarihi tarih seven yani. bir insanım. Yani tarih, siyas, yani siyasal tarih ve savaş tarihi çok sevdiğim iki konu. Hatta ilgi çok seviyor İnsanlar mesela bakıyorsun Avrupa tarihine. Bilmem nerenin kralı, bilmem nerenin kralına savaş açıyor. Niye? Ha, sebeplerine bakıyorsun. Ha, mesela nedenleri... mektupta saçma sapan bir şey demiş. İki ulu savaşa giriyor Düşsen Hani sen düşsün köyünde oturan bir köylüsün. Olaydan haberin yok. Lord aradan aylar geçmiş yani, o mektup hani, ulaşana evet, kadar. Belki... Hani aradan aylar geçmiş lord geliyor sana diyor ki kalk savaş var. Ama savaş bitmiş halbuki. Yok <laughs> yok savaş bitmiş değil savaşa gidiyorsun ölüyorsun ne kralım ülkem için. Bilmiyorsun. -seb Ay, sebebini bilmiyorsun diyorsun gerçekten hani de kralım savaşa gidiyorsa demek ki önemli bir şey. E gittin savaş ne? Adam adamın mesela sallıyorum ailevi değerlerine hakaret etmiş. Zaten sırf bu yüzden milyonlar ölüyor. Şimdiki nasıl? Yani şimdiki dönemde bu nasıl oluyor sence? Şimdiki dönemde de aslında çok bir fark yok. Sadece sosyal da... medyadan yardırıyorlar ya da engelliyorlar, linç atıyorlar. Ha şimdi şimdi ona döndü. Şimdi hepimiz lorduz. Ama en azından anında bence şey aksiyon alınabiliyor. <laughs> Öbür türlü şey oluyor mesela düşünse adamı geliyor bir ferman geliyor, veya atıyorum mektup geliyor. Veya bir şehir yanıyor atıyorum o dönemde. <laughs> Yanana kadar gidiyor yardıma. Ay şehir nerede? Yandı bitti kiraltı. Veya söndürmüşler. Ulan bu kadar yolu niye geldik o zaman? Gerçekten. Çok komik şeyler var ya. En son gittiğim bir yer mesela gidip gördüğün. En son yurt dışı olabilir. En son yurt dışı olarak. Yurt dışı çok zor. Geçen değildi. geçen sene değil. Dur bakayım. Geçen sene pandemi vardı. İşte evet, evet. hala var gerçi de. Yani kapanmalar vesaire. 2019'da gittim bak düşün. Nereye? Münih. Wow, ben hiç gitmedim oraya. Güzel şehir gerçekten. Bir de mühendissen teknik müzeye girince böyle oluyorsun. Aa, falan oluyorsun. Adamlar neler yapmış. Bir tane maden şeyi vardı müzede. Maden bölümü yapmışlar. <laughs> binanın adamlar ona uğraşmışlar. Normalde yani müzede görürsün bilmem ne bölümü olur. Taşlar böyle işte kazmalar, taşlar falan. Adamlar maden bölümü yapmışlar. Maden bölümüne girmek için binanın yer altına giriyor. Mimari açıdan mı öyle? Mimari hiç? açıdan. Bayağı yerin altına kazmışlar adamlar yerin altını müze yapmışlar. Öğrenciler onu özümsesin veya işte atıyorum oradan. Hazır okumuşken Ondan dolayı olan ama gerçekten diye. Ve gerçekten hani o şey vardır ya filmlerde, romanlarda adamlar madende kaybolur. Evet. Ha biz onu yaşadık. Orada galiba O müzede mi? Yani o müzede, o müzenin evet. madeninde kayboldum ben. O maden müzesi yaptık ara alanda. Zaten tabelalar Almanca bir şey anlamıyorum. bir tane yabancı bir çift. Tanımıyorum. Hani ne uruklu olduklarını bilmiyorum. Onlarla beraber kaybolduk. çıkış arıyorduk. Maden çok tehlikeli bir yer ama yani evet. buradan bütün maden işçilerine selam olsun gerçekten onların yaptıkları yani emeklerin hakkı ödenemez Gerçi ben mesela Romanya'ya gitmiştim ee, Romanya'da bir tuz madenine girmiştik arkadaşlarla bir kilise grubuyla gittik hı hı. çok da keyifli bir şeydi bizim için turdu ee, gidiyorduk kat ve kat altına gidiyorduk ve hava soğuyor yani dışarısı atıyorum 20 24 derece olsun sen orada tişörtler aşağı indikçe soğuyor iklimin değişiyor. Nefes alışverişi değişiyor, yani o soluduğun hava vesaire çok enteresan, çok fresh bir havaydı, yani tazip, yani rahatlatan bir havası var. 30 madenin diğer madenlerden bahsetmiyorum ee, ve indiğimizde, atıyorum kaç bin metreymişizdir, yerin e, çok da hatırlamıyorum da bin metre ee, bir metre derinliğmiş olalım, bir şeyle karşılaştık. Adamlar orada o kadar şey zaman geçirmekten e, şey yapmışlar, kendilerine atıyorum bir şapel yapmışlar. İşte futbol sahası yapmışlar. <laughs> yani orada yaşamışlar. İnanılmaz e, güzel bir deneyimdi bizim için. Yani hatta orada küçük küçük böyle tuzlar toplamıştık e, saklamak için hatıra olsun diye. E, Çıkartmadılar mı? Yok çıkarttırdı ha. da orada insan çok anlayışlılardı. Zaten o müze olarak da kullanıyor. Ha. Aynı zamanda bir tarafı da aktif olarak şey yapıyor. Ha, bir kısmı müze kısmı diğer kısmı aktif evet, maden kaldı. Müthiş bir maden yani... E, içerideki futbol sanatı biz mesela madenciler top falan oynadık böyle. <laughs> o kadar samimi insanlardı. Ee, bizim için güzel bir deneyim olmuştu. Ne güzel. Sonracığıma evet. Şimdi yönetmenim diyor ki soruları geçebilirsin. Programımızın bu bölümünde e, oyun oynayacağız seninle. Sonra sohbetimize devam edeceğiz tabii ki kaldığı yerde. E, ben sana kutsal kitaptaki Hikayeleri e, emoji olarak soracağım. Ekranda yansıtacaklar zaten. E, sen de cevaplayacaksın. Çok basit. Hı hı. Bazı sorular zor olabilir. Ben takıldığın yerde yardımcı olurum. Ama önemli olan eğlencesi. Evet ilk soru gelsin. Armağan'cığım. Adam, kemi, balina, el, ada, şehir. Şu şehri anlamadım ama yani bu çok enteresan olmuş. Şehir mi? Şuradan çıkarırdım. Bu balina değil mi bu gösterdi? Yok yok o şey el. Şu mu balina? Balina o. Bende ters baskılı ya. <laughs> Şuradan baktım zaman. Şu neye? Ha bu bir, bir şey olmuş burada. O şehir kötü ya. Üzmüşler şehirdekiler. Evet. Yani mangan, isyan, isyan bir şeyler çıkıyor. Hikayesi var. Bir adam Şaresim. var. Sanki bu Yunus gibi ya. Evet Yunus. <laughs> Yunus değil mi? Yunus Yunus. Alkış alalım o zaman. <laughs> Alkış geldi. Çok derinden geldi alkış. <laughs> İkinci sorumuzu soruyorum. İkinci soruya geçebiliriz. Şimdi melek var. Kadın var. Ekrandan da bakabilirsin buradan uzak oluyorsan. Yok yok iyi. Yüz var. Seyircilerimiz de var. bize yazabilirler. Varsa cevaplarını biliyorlarsa. Kurabiye mi ya? Ha, Gülen yüz mü? Burada ben evet. cevapları bilmiyorum tahmin ediyorum. Bana doğru diye söylüyorlar. Ha. Ya bence bu bana sorsan İbrahim'le eşin hikayesi gibi. Doğru mu yönetmenim? Çünkü yaşlı kadın var, doğan çocuk var. Yüz 100, 100 yaşıdır diye düşünüyorum. Şurada bağıran bir adam var. İşte İbrahim'in hikayesi şeydir o hani inanmıyor ya. Ha İbrahim. gülüyor değil mi? Güldüğü kısımlarda. Bu şaşırıyor işte. Şaşırıyor. Burada bir bebek müjdesi alıyor. Ha bu yüz yaşında Sara var değil mi? Evet işte onu diyorum. İbrahim ve eşi. Tam doğru. Doğru cevap. Bravo. Bu bayağı zor. Üçüncü ha. soru. Ha Bu zormuş bak. Bayağı zor. Ya ben tahmin ediyorum çünkü burada bir e, hakim var. Şurada. Şimdi. Hakim kadın var. Bir tane kadın hakim geçen bir bölüm var kutsal kitapta. İşte Eski ayette. E, biliyorum ama bölüm aklımda değil şu anda. Neresi olduğunu hatırladım. Hikayeyi de hatırlıyorum az çok. Abi yok. Bir palmiye ağacında dinlenen bir kadın var. Yargıç bu aynı zamanda bu kadın. Halkın anlaşmazlıklarını çözüyor ve bir savaş oluyor Tanrı'nın halkıyla ve bu kadın yardımcı oluyor o savaşın. İşte e hikaye su çıkardım o evet. var ama isimler yok şey yok hani yok gerçekten. Bu şey Deborah. Hakim ha. olan Deborah. Evet. Güzel de bir şeyi var aslında bunun, bu mezmuru var. Zor bir soruymuş yani bunu... Zormuş gerçekten bu arada. Hakimler bölümünde okumak isteyenler için ee, dördüncü bölüm olması lazım. O zaman diğer soruyu soruyorum. Kaç tane sorduk? Üç. Bu ne? Bu da çok güzel bir soru. Güzel bir soru. Evimiz var. Uyuyan birimiz var. Huzur var. Bir kadın var bir de şef var. Bir kadın var. Evet. Ne yapıyor bu kadın? Bu kadın yemek yapıyor. Yemek yapıyor. Yemek yapıyor. Aynı zamanda evi var. Evde uyuyor. Evet. Evde uyurken Bu birisinin annesi. İsa'nın havarilerinden birisinin annesi. Kim olduğunu hmm. söyleyebilirsin? Bunun da hikayesi güzel. Ama bayağı zor bir <laughs> soru var ya. Abi İsa bir eee Havarinin evine gidiyor. Hikaye yavaştan canlanıyor şu anda. Ve o annesi çok hasta. Onu iyileştiriyor. İsa'dan havariler yardım etmesini istiyor ve onu iyileştiriyor. <laughs> Havarilerinden birini söyle, ilk aklına geleni. İsa Petrus. Tamam, Petrus'un kayınvalidesi. <laughs> <laughs> Zormuş abi. Bu hangi bölümde geçiyor? Luka kaç kaç? Bapa? 4 38 39. Güzel bir bölüm. İnsanın yaptığı mucizelerden bir tanesi. Ha, bunu bir biliyorum. Bir daha Bunu biliyorum. Bu kolay. Bu kolay. Bu ikisi çok zor zormuş şey. e, ama. Vallahi... İkisi zordu. Bu kolay ama. Hazine Başta yana... İbrahim var işte. <laughs> İbrahim olduğuyla daha çıkıyor. Ateş yakması için tahta istiyor. Evet baba oğul var burada Hı -hı. bir tane. Çıkıyorlar yakıyorlar. Sina sana dağında. Tam kesecekken melek geliyor yapma al sana koyun diyor. Harikası, süper. Bitti bu Koç, kadar. Koç pardon. Koç mu geliyordu koyun mu geliyordu? Koç. Ben de çok hakim değilim ama bravo helal olsun. Alkış. Oyun ee, i̇şte oyunumuz buydu. Tatlıymış. Değişik yani böyle hikayelerle aslında insanların gözünde bir şekilde o hikayeyi anımsatmayı e, çalışıyoruz. Ananı ben jimnastiği gibi oluyor. Evet güzel. Hı -hı. Mesela ben Debore'yi çok uzun zaman önce mesela hatırlıyorum okuduğumu hatırlıyorum. İyi ee, iyi oldu. Mesela şimdi hakim elinde bir o ne derler vuruyorlar ya böyle vuruyorlar Tokmak. Seçiyor. Ha tokmak. Onu tutan bir kadın gördüğümde artık onun Deborah'ın hikayesiyle şey bağdaştıracağım. <laughs> evet kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. güzel insanlar. Hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, lezzetli sohbetler gününe ve Satili Türk ekranlarına canlı yayınımıza hoş geldiniz. Kadına dair her şey Şemsa Deniz Bakır'ın keyifli sunumuyla lezzetli sohbetlerde. 125 gram cevizimiz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Bugün portakallı muffin yapacağız. Rabbe her gün için şükretmem gerekiyor. Şükür. Hem verdikleri için hem de izleyicilerimiz için hem bu program için. Tanrımızın Sanattan spora, sağlıktan seyahate, hayatın her alanından farklı konu ve konuklarıyla Şef Besir Özkan ve Meral Şaşmaz Balaban'ın lezzetli yemekleri eşliğinde lezzetli sohbetler hafta içi her gün saat 12'de saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Peder Alexis Tuse ve Diakon Peder Burhan Bulatlar'ın sunduğu Katolik Pederlere Sorduk programı her yaştan Hristiyanların İsa'yı takip etmelerine rehber olacak. Katolik yani evrensel kilise teorisi ilgili bilmek istedikleriniz, <laughs> Hristiyan ruhsal hayatı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey her pazartesi akşamı saat 20'de saat 7 Türk ekranlarında sizlerle olacak. Katolik Pederleri Sorduk programımız sizlerden gelen sorularla devam ediyor. Sorularınızı bize Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numaramız 0533 423 5020'den iletebilirsiniz. 47 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler. Çevre sağlık haberleri. Güncel kültür sanat etkinlikleri. Teknoloji ve bilim haberleriyle haber bültenimiz hafta içi her gün saat 18.30'da Saklıda Türk ekranlarında sizlerle. Dünya'daki ve Türkiye'deki güncel olayları Hristiyan bakış açısıyla yorumlamaya devam ediyoruz. çarşamba akşam saat 8'de canlı yayında yeniden birlikteyiz. Saat 7 Türk'ün sosyal medya kanallarında ve TV ekranlarında görüşmek üzere. hoş geldiniz. Sohbetimize en derininden devam ediyoruz. Evet Armancım. Armancım diyebilir miyim? Tabii ki. Değil, Değil mi de, gerçi? de. Bu samimiyeti oluşturduk mu kendimiz? Bence yakaladık. Bence de. Yani en son nereye gitmiştik? Münih'e gitmiştik. En son Münih'teydim. Başka nereleri gezdim? Münih Baş... haricinde? Münih harici nereleri gezdim? Berlin'de bulundum. Berlin tam olarak neresi? Hani bu ah. duvarı var. Duvarı çıktı işte çok... Almanya'nın. Başkenti olan Berlin. Evet. Güzel yer. Değişik ne gördü mesela savaşın etkileri hala duruyor mu mesela? O? Savaşın etkilerinden kurtulmuşlar ama tabii bazı binalar var. Yani hani yine Reichstag var Almanların hani o standart evet. o parlamento binası. Sonra bir tane e, filmde bir tane bina vardı adını unuttum İşte o binanın. Aynısı hala orada duruyor. Yani 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış Almanların restore etmişler. Yok güzel. aynı. İşte tabii savaş sonucu hasar almıştır bina da. Ha doku hani, dokunmamışlar öyle şekilde. Bina aynı duruyor olduğu yerde. Onun dışında ne vardı? Berlin'e niye gitmiştin? Okulla mı yoksa böyle gezi mi? aileyle gezi amaçlı. Çok güzel ya. Yani öyle hem kültürel bir gezi olmuş. Hı hı. Başka Berlin'de neler? Ber Berlin dışında Roma var. İtalya'ya gittin. İtalya. Memleketim. Evet. <laughs> Ne Roma çok güzel. Memleketini mi de benden dinle. Evet, alayım de. senden. Anlat, ne yaptın Roma'da? Roma'da gezdim. Yani i̇ki gidin? kere gittim Roma'ya. Hani bir kere okulda gitmiştim, bir kere de ailemle gitmiş oldum. Aslında ikinci kere gidince hatta şey olmuştu sokakta giderken işte bak buraya dönünce şurası aç çıkmış, şuraya dönünce Vatikan. Aynen, bende de o yani, o şekilde. Yani bir öyle artık hani ak, bir de büyük bir yer olduğu için böyle heyecan duyarak gittiğin için aklına kazınıyor mekanlar bir de dizaynından dolayı mı artık nasıl onun tabiri neyse dolaşması çok basit aslında Roma'ya bir yerden çıkıp atıyorum metrodan hep düz gidince veya böyle zikzaklar çizince evet, her evet. yeri gezebiliyorsun ama hı hı. yani ben 3 ya da dördüncü defa gitmiştim en son gittiğimde şey Anna Maria da yanımdaydı. Bunu görelim. Bunu görelim. Bak burada şu sağa dönünce şu var. Artık şey geldi onu da. Yeter artık bir yerde oturalım da bir şeyler içelim. <laughs> Her yeri görmek zorunda değiliz. Ben şimdi daha önceden gezdim ya o şey, şeyle. O heyecanla. An, o heyecanla anlatıyorum ona. Ee, ama yoruldu tabii o da. Tabii doğal. Sen ikinci defa gittiğinde kimle gitmiştin? Okulla mı? Ailemle. Ailemle. İkinci defa ailemleydi. Sen gezdirdin o zaman. O ya zaten. ben gezmedim aslında. Annem bilen ihtimal türlü navigasyon çıkıp gezdi ama. En yani, Navigasyon yürüyorlar ama ben biliyorum. Bak şimdi şuradan sağa döneceğiz. Navigasyon bizi sağa döndürüyor falan yani. Hani ezberliyorsun yürüdüğün yolları. Roma'da işte Pantheon'a gitmiştik. Çok güzel Pantheon. Pantheon çok güzel. Pantheon'daki o tepesi açık olan muhabbet evet. var ya. Yağmur damlaları tam o deliklerin üzerine düşme muhabbeti. Aslında orada eski bir pagan tapınağı evet, sonra evet. kilise oluyor ama kaç bin yıllık o da. Bayağı. Şey var. Biz ona yapmışlardı. Roma'daki kiliselerdeki süslemelerin büyük çoğu zaten pagan tapınaklarından çalınıyor aslında. Evet yani ondan emsal alıyorlar o şekilde. Yok direkt tap tapınaktan söküyorlar. Vay anasını. Tabii. <laughs> tapınaklar var bazıları işte. Yani orada süs altın olması gereken yerden sökülmüş. İşte ne yapmışlar? Edit anlam yapmışlar Bence falan. caiz yani. değil zaten bu şekilde yapılması. <laughs> onu Romalılara söyleyeceksin, antik Romalılara söyleyeceksin. Ki o bence da önemli. önemli olan caizlik değil niyet bana sorsan. Niyet de bence hırsızlığın her türlüsü yani şey yani. Bu şeytandan kötü. çalıp taneye götürüyordur işte. İyi bir şey değil yani karama <laughs> öylelerle dönüştüremez yani bir şekilde onu Bilmiyorum Bilmiyorum şey işte kara günah haklama. İşte ne kadar doğru. Bakmak lazım sormak lazım. Yani bir kalemi iyi yani. alsam başkasına aitse yani o artık onun rızası varsa ama öyle düşün. Şimdi şeytanın Her rızası, rızası var rız mı? Rıza bence var. İşte tapınak konuşamayacağına göre rızası var kabul ediyoruz. Sokarken. Pantheon da çok büyük bir yer ya. Tabii, tabii. Efsane onun. Ben orada mesela şey fotoğraf çekimi yapıyorlar düğünlerde mesela oradan gül atıyorlar ve yağmur yağdığı zaman onu artık zeminini o şekilde dizayn etmişler. Hatırladığım kadarıyla anlatıyorum da. Yani daha iyi anlatabilecek kişiler bambaşka bir boyutta <laughs> anlatır. Mesela o düğünlerde gül atıyorlar. Gelin damat aşağıda o tepeden böyle çekiyorlar o ambiyansı. Müthiş bir görüntü çıkıyor ortaya. Gerçekten. Hat, o e, hani ünlü olan araba motoruna yazdıklarını evet. da görürler zaten Pantheon diye. Yani harika bir yer. Yap. Orada da e, Aziz Raffaele'nin mezarı var içinde. Yani Ama, ismini aldın. İsmimi ben Melek'ten almışım da ha. bir tane tarihte bir eski bir şey var. Aziz var. E, Katolik Lisesi'nde. E, orada da bir tane Raffaele aziz olan şey mezarı var. O da güzel bir hatıra olmuş mesela. Başka nereye gittin Pantheon dışında? Pantheon dışında Roma çok dolu bir yer. Çok zaten. dolu tabii canım. İşte sonra Romalılara niye Medeniyetimim vardı diyorlar. Adamlar neler yapmışlar 1400 1500 sene öncesinde yani gerçekten. Evet. Yani. Adam şey hesaplamış. Ortaya öyle bir delik açayım ki rüzgar öyle bir essin ki düşen yağmur damlası tapınan yerine değil tam hesapladığım noktaya düşsün evet. falan yani. Pantheon dışında Vatikan standart. Girdiniz mi? Girebildiniz Girdim. mi? Çok kalabalık oluyor. Çok kalabalıktı. i̇şte ailemle gittim o kadar kalabalık değildi ama okula gittiğimde bayağı kalabalık. Turistik sezonda gitmiştik sonuçta. 3-4 saat zaten içeri girmek sürüyordu galiba. Evet. Zaten muhabbet ed de işte oradaki Swiss kartlarla eğleniyorduk. Tiplere bak pijama giymişler falan. Yani. tabii hikayelerini duyunca bir tık daha üzülüyorsun. Çok zor bir görev aslında da işte bir yani. Bir şey var ya. Bir de çok az kalmış galiba. Evet herhalde. evet. Onların o 148 tane olmasın zaten hikayesi var onların. Hiçbir Savaşlı değil. bir hikayesi var. Vatikan'ı korumaya çalışıyorlar falan filan savaşarak ölüyorlar. Öyle bir garip hikayeleri var. Ama gerçekten pijama giymiş gibiler yani. O, gerçeği değiştirmiyor. İşte o kültürlerini bir şekilde korumaya çalışıyorlar da yani yeni... Gösteri birliği zaten onlar. Aynen. Gerçekleri görüyorsun kapının dışında böyle bereleriyle duruyorlar. Zaten Foto... şeyde vardır yani o izin korumada vesaire. Fotoğraf çekmek istemiş şey yok demiş adam böyle yok falan yaptık korktuk yani. Ayrı bir güvenlik şeyleri vardır. Var var. Yine onların içinde de yine şey ajanlar vardır da o hani şey, bakıp James Bond hesabı. Yani. Aynen. Onun dışında evet. aç Çeşmesi standart. O zaten yalın üstüne geçerken geliyorsun. Dondurma falan yedik orada. Attınız mı bir şey? Ben ne atacağım abi? Antik inancın şeyi. Yani niye atayım? Hayır oluyor ya mesela niyet ederler. Bilmiyorum bizim... Anamayi abi atarsın. pahalı. <laughs> Hayır bir euro pahalı. <laughs> bir euro çok pahalı. <laughs> Gitti on lira. Artık şu anda <laughs> kaçsa artık bilmiyorum. Oraya atamam. Neyse. Ee, onun dışında İspanyol merdivenlerine gittim. Evet o da çok yakın zaten aslında. Evet, çok yakınlar hani hani 200 metre var yok yani neredeyse. Merdivenlerde bir özelliği yok yani aslında hani şey dışında tam tarihi bir i̇şte kökeni var ama. çiçeklerle o işte biraz merdiven yani hani Aynen. bildiğin hani estetik bir merdiven. Onun dışında Fransa'ya gitmiştim başka bir şehir olarak. Floransa da çok güzel. Fransa'yı çok gezme imkanım olmadı. Çünkü Fransa'yı turla gittik. Bizi yani yaptıkları muameleyi söyleyeyim sana orada. İtalya'ya ilk indiğimiz gece işte indik Floransa'ya. Oradan e, otele gideceğiz. Ota gitme önce yolumuzun üzerinde diye herhalde. Fransa'ya getirdiler. Böyle bir buçuk saatine sokağa bıraktılar. Saat gece o sırada 9-10 falan yani İtalya, İtalya'da. Bıraktılar bize. Gezin dediler. Kaybolun diye mi? Mesela ben Yok, öyle... kayboldun diye değil abi şimdi Fransa sanat şeyi. Müzesini gezmen lazım. Hani He. o hani heykeller, müzeler. Hani şey değil mesela Roma gibi dışarıda tapınağı olan bir şehir değil benim bildiğim kadarıyla en azından. O kadar bilmiyorum Floransa'yı. O kadar gezme şansım olmadı. Hı hı. Abi gece 9'da ne müzesine gireceğim ben? Ya ya Davut bile göremedim ben orada. Doğru o da orada değil mi? Yani Davut Eke'de bir fotoğrafım yok yani. Olmasın zaten çok müsteşcen olduğunu düşünüyorum. <laughs> o, ama şey ya yani mesela ben de o tur mantığına biraz karşıyım. Gidip bir şehirde kaybolmayı tercih ederim. yani Kaybolmayı gittiriz. ben de çok severim. Mesela hayli. atıyorum araba kiralayayım veya bir bisiklet kiraladım. o aile bisikletleri vardır ya dört teker üzerinde. Evet evet. Ona bile bütün şey. Çünkü İtalya'nın yapısı ona çok müsait. Çok müsait gerçekten. Onun dışında İtalyan'ın sahil kısmında birkaç yere gittim. Hiç hatırlamıyorum ismini gerçekten. Düşünmem lazım. O zaman İtalya'ya iki kere gittim. Bir ailenle gittim, bir okulla Hı -hı. gittim. O ailemle gittiğim zaman... Yo, üç kere gittim aslında. Ailemle de iki kere gittim. Çünkü Roma'ya gittiğimiz zaman içerisinde etrafı da gezdik. Onun ise bir kere bir de Milano'ya gittik. Milano'da ama fazla yapacak bir şey yok bir aslında. Bir tane doğma var işte. doğma çok güzel değil mi? Doğma güzel. ya yani benim bugüne kadar gördüğüm en böyle ihtişamlı artık neyse o gotik tarzını yansıtan kiliselerden bir tanesi. Güzeldir gerçekten. Güzel. Doğma... girmedik. Ha, bir de doğuma girer ki galiba ücret alıyorlar. Evet o zengindedik. Biz şey <laughs> taktiği yapmıştık. Biz dua edeceğiz. Harbiden de dua edeceğiz. Yalan yok. Yani orada Allah günah yazmasın. <laughs> şey yani dua edeceğiz. Yani biz turist değiliz ibadet etmeye geldik. O zaman izin veriyorlar. Yani İtalya'ya gidecekler veya yurt dışına giden olursa lütfen turist gibi şey yapmayın. <gülüyor> ücret <laughs> ödemeyin. Zaten e, pahalı. Her şeyin bir masrafı var. Ben dışarıdakiler için diyordum zaten. Aynen. İçeridekiler, içeridekiler gerçekten hani şöyle bir şey var. ya Onun taktiği ne biliyor musun? Dua edeceğim kardeşim. İçeride gitmeyeceğim. <laughs> İtalyanca bir... dua edeceğimi öğreneceksin. Tüm kiliselerin kapısından ya şey İngilizce söyle fark etmez. Direkt söyle. İngilizce nasıl? Sen daha iyi bilirsin bence. I ben want İngilizce. to pray. Ay, bitti I'm gonna git. pray artık her neyse. Biz ama o şey değemedi. Biz İngiltere'ye gitmiştik mesela. Orada şey var, büyük katedral. Prenslerin evlendi işte. Ha. İşte dua edeceğiz dedik. Dediler ki, yo, dua edeceğiz <laughs> <laughs> Yok, yok. İngilizler ne Almıyorlar. demiş? Para, para, para. Yok, Napolyon, pardon. Şey, Fransız, aynen. Fransız, o şey. Ama money işte. is money. İngilizlerdeki. Money, is para, paradır. Adam o gözle bakıyor. Biz de girmedik yani başlarız dedi. <laughs> Çünkü çok... olmuş kaç. Evet, yani bir de çok pahalıydı. 80 pound muydu o zaman? Yani gittiğimiz 2-3 sene oldu. Ya açtık Google'a, baktık dışında aldık kahvemizi bir tane işte. Ünlü, baktık güzel var. kiliseymiş. Ne güzel yapmışlar. Ha, içine baktık, ya içine girmişiz gibi. Orada ayaklarımızı <laughs> uzattık. Zaten kalabalık. Bir de onu da istemedik. Bir de 80 Pandemi sürecinden mi bu peki? Yok yok Öncesinden. ondan önce. Okay. Evet eskiden çok güzeldi. <laughs> evet, gerçekten çok güzeldi. <laughs> Gezmek güzeldi. Şimdi biraz daha zor. Artık resimlerden şeyden sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Ben yurt dışına çıkmadım. Pandemiden sonra şey şimdi hani aşı kimliği o var, bu var. Hani eskiden prosedür basitti. Vizeni alıyordun. Pasaportunu aldın, biletin tamam. Nerede kalacağını bir belgesi vardı. Pasaport, göğsü göçünce. Şimdi ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Şu anda çok zor. Ama... E aşı kimlik aşı kimlik kartımı ne falan diyorlar. Onu falan kullanacağız herhalde bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani hiç şu dönemde denemedim yani yurt dışına gidem. Bir süre zaten... bana söyle, dene bana haber ver. Haber veririm zaten <laughs> programdan da illaki bir konumla yine tekrardan şey yaparız. Ama şunu keşfettim. Mesela biz e, yurt içinde gezme fırsatımız oldu bu pandemide ve biraz da bu maliyetlerin atmasa. Yani ülkemizin taşı toprağı altın. Yani gerçekten kıymet öyle. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani bu toprakların. E, gidilecek o kadar çok yer var ki. Bak mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. E, geçen dediğim de iki sene önce bu arada. <laughs> Pandemiden önce. Aynı ben. bir arkadaşımız dedi ki gelin Balat'ı gezelim. Ben de yani çocukken belki geçmişimdir oralardan da. Balat'ı bu kadar detaylı mesela gezmedim. Aldı bizi götürdü. Aa burada bu mu varmış? Aa burada bir kilise. Her sokak başı zaten bir kilise var Balat'ta. İstanbul'un işte merkezi gibi düşün. O zamanın şey tarihi dokusunda. İşte Rum Patrikhanesi orada, eski sinagoglar orada, Ayazma var. ve ağzım yani bir günde ağzım açık dolaştım yani Aa, burada burada eski mesela atıyorum 500 yıllık 600 yıllık kiliseler var. Çok ara sokaklarda kalmış ya da çok. Evet her abi olmuş bazıları. ama bazı yılları da çok iyi bakılmış. Bir şekilde onu e, belediyeler işte devlet restore etmiş korumuş. Müthiş yani. İstanbul gerçekten hani o şey. Biz değer vermiyoruz evet. biraz aslında. Bir de şey var ya hani yaşadığın şehri gezmeme muhabbeti. Zaten bir gün Bu gezerim. Bu çok kötü bir şey ya. Yani. Çok kötü bir şey. Topkapı'ya ben hani... bir kere gitmişimdir mesela. Sen kaç kere gittin? Topkapı'ya ben de bir kere gittim. Okul <laughs> <Vezir> bir şey <laughs> aslında ama sürekli orada kilise de var içinde Topkapı'nın evet, adını, evet. biliyorsun. Hani mesela geçiyorsun Karaköy'den geçerken Galata Kulesi. Bir gün girerim. Ne zaman bir gün? Bir gün hangi Yok, gün? Yok yani gerçekten. Mesela Kız Kulesi tabii şu anda kapanmış olması lazım pandemiden Bilmiyorum. dolayı falan filan da. Kız külesi, aynı şekilde. Hiç gitmedim. Yani ön, vapurla geçerken görmüşsünüz. Kız şurası yani. Ya. Hani Ama bir restoran var sadece galiba onun içinde. Yine de sonuçta gitmek lazım. Gitmek lazım yani Kız sonuçta. Mesela pandemide bir şeye gittik. Çamlıca Tepesi'ne gittik. Müthiş olmuş yani. Çamlıca Tepesi'ne ben hiç gitmedim. Bayağıdır yani. Gittim de 10 sene falan önce. Yani gezmek lazım ya. Gerçekten gezmek lazım. Yani sadece o işte sosyal medya üzerinden değil ya da işte ekranların başından değil de Gerçekten o dokuyu yaşayarak, o oranın havasını alarak bu yerleri görmek ve anlatmak lazım. Hı hı. Yani bu işte hem turist gibi değil de yani bu bunu yapmak da değer katıyor bence bu yerleri görmek. Hı hı. Çünkü öbür türlü terk edilmiş yerler haline dönecek burada. Evet harabeler olacak. Aynen. Öyle. Terk edilmiş. Taş harabeler. toprak kalacak yani başka bir şey olmayacak. İşte medeniyetlerin eski izleri. <laughs> Aynen. öyle. Başka ee, Arada gördüm bir tane fragman geçti. Soruyoruz, soruyoruz. Sorduk Sor, mu? Soruyoruz. <laughs> Senin programın? Benim programım değil arkadaşın... aslında. Ben ve arkadaşlarımın programı. Sadece bana yüklemek ayıp olur. Tabii ki. Hani... İnşallah onlar da kısmet edersin. Benim programımı da ağırlamak isterim. Yani evet. Zaten yakınız herhalde. Yalnız stüdyoda falan çekiyorlar. <laughs> diye Nasıl bir program? Anlatmak ister misin biraz? Olur. Yoksa Biraz sürpriz mi kalsın? Yok anlatayım. Yayınlanmaya başladı zaten. Anlatayım o zaman. Aslında ıı, şu şekilde, biz oradaki dört kişi, Egemen, Bengi, ben, Ege, küçük, küçük arkadaş, hani kilisede büyüdük. Öyle mi? Hangi evet. kilisede bu kilise Hangi? bu arada? Anadolu Protestan Kilisesi. Ne tarafta? Kadıköy'deki mi? Kadıköy'deki. Kilisede büyüdük. Hani hepimizin orta, hani sonradan dağıldık. Kimimiz Almanya'da, kimimiz Amerika'da. Bengi biz buradayız. Ege Amerika'da. Ege Amerika'da, Egemen Almanya'da, Bengi biz hala Türkiye'deyiz işte. hani. Birbirimizden kopukta kaldık bu lise süreci vesaire falan filan. Hem program birleşmemiz için çok büyük bir katkıda bulundu. Hani hem o ayrılan bağlar, nostalji vesaire. Bir anda mı parladı mesela bu fikir? Hadi bir program Biliyor yapalım. Böyle bir falan. fikir dönüyordu aslında ortada. Ama sonra bir anda proje bize geldi. Biz de dedik tamam niye olmasın kafasıyla. Oradan yürüdük. Yorucu bir süreçti. Zevkli bir süreçti. Hı hı. Ee, programın hani sorucunun anlatmaktan sonra konusuna geliyor. Evet, konsepti nedir tam olarak? Konsepti şimdi biz dört çocukluk arkadaşı evet. elimize sorularımız var. Kafamıza evet. takıldığımız şeyler. Bunu da konusunda uzmanlaşmış uzun yıllar boyunca bu sektörde ya da bu işte zamanı vermiş insanlara soruyoruz. İşte aktör olabilir, Katolik bir rahip olabilir, peder olabilir. Bu protestan peder hani Hristiyanlık üzerinden aslında hani sallıyorum ya da kendi hayat tecrübeleri üzerinden sorular yöneltiyoruz aslında. Basit bir program. Hı hı. Hani ve gençlerin aklına takılabileceği soruları yöneltiyoruz aslında. Hani bizim aklımıza takılmış soruları onlara yöneltiyoruz. Peki böyle şey yaptınız mı? Hani mesela atıyorum baba konuklardan biri gelmiştir. Bilmiyorum Melih abi bana mesela konuk oldu. Size de gelmişti. Bize de geldi. Sıkıştırıcı sorular sordunuz mu? Böyle şey yaptınız mı? Zorladınız mı? Yok. Aslında yani... Çok şey mi, insaflı mı davrandınız? Çok ne? insaflı davrandık. Evet çünkü şöyle bir şey vardı. Hani... Niyetiniz kötü değildi. Niyetimiz <laughs> kötü değil. <laughs> ben olsa... <abi>. Biz merak <laughs> ettiklerimi ilettik. Yani merak ettiğimiz soruları yönelttik. Faydalı oldu. Faydalı oldu. Hani mesela bilmediğim, mesela yaşam koçu vardı bizim Esra abla geldi. Mesela bana soruluyor yaşam koçu neydi? Yani para kazanmak için sektör. Kafasıyla bakıyordum. Evet. Bir, bir anlattı. Hani kafamda canlananla hani o ön yargıyla kafamda canlanan aslında olan alakası yok. Ama şundan dolayı olabilir. Şimdi yaşadığımız kültürden dolayı sürekli bence bizim yani insanımızda var uyanıklık. Öyle belki piyasada çok e, ne derler lanse edildiği için işte yaşam koçu vesaire. Gerçekten bu işi ciddi yapanlarla işte o ticari boyutuna veya işte atıyorum e, uyanıklık boyutuna taşıyanlar arasında büyük bir fark vardır. Bence ondan dolayı sende bir etki yarattı. O da olabilir. Esra abla geldi, Melih abi geldi. Evet. Böyle en babalardan, böyle ünlülerden bir konu ünlülerden var mı? Onu da heyecanla birini, bekleyelim bari, sürpriz olsun. Ya da söyle istiyorsun. Ünlülerden istiyorsan. biri, tanıtımda da olması lazım. Bu Timsah geldi, Flörtün eski bateristi. Çok tatlı bir insandı kendisi. Hani enerjisi olsun, muhabbeti olsun. Sen de bateri çalıyordun, iyi bir sohbet evet, dönüştür evet. aranızda. Evet, benim de bir bateri geçmişim var aslında. Bayadır çalmıyordum, 7 yıla yaklaşık. 7 yıldır yaklaşık, Yani en son 8. sınıfta çalıyordum. <laughs> O da amatör yani profesyonel bir müzik şeyi olarak değil. Öyle. Çok güzel ya. Yani ben de mesela fragmanızı gördüm. Baya müthiş heyecanlandım. Bilmiyorum bölümlerde vesaire sonra takip edeceğim illa ki. Ee, yaklaşık kaç bölüm çıktı demeyeyim. Belki o şeydir e, sürpriz olacaktır seyirciler sürpriz için. Sürpriz olsun. Aynen. Müzikten bahsettik. Var mı başka bateri haricinde çaldığım bir enstrüman vesaire var mı? Yok. Yok, ama direkt yok. direkt <laughs> <laughs> Ben de buradan dur kapatmışım. Al bunun oyna o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir batarya solusu. Bu da şeyin galiba bizim bir tane maskotumuz var. Onun bataryası. Evet. Sağ olsun... Silmiyor mu? Silmiyor. Ben daha görmedim. Konuk olarak inşallah onu da çağıracağız. yönetmenimizin izin verirse. Dilsiz diyorlar onun için. Dilsiz. Dils. Niye dublaj Dils. yapamıyor mu? Bilmiyorum. Yönetmenimize sormak lazım dublaj yapılabilir mi diye ama Buluruz dil. birini ya. Çok işaret diliyle konuşuyor. Bence patileriyle konuşuyor. Kanalda çalışan çok yani, e, ünlü hatta çok e, ne derler değerli ses sanatçıları da var. Evet evet. Bu işi yapan ciddi anlamda yapan. Bence Silvio'yu onlardan biri seslendirebilir. Olabilir. <laughs> Fikir olsun. <laughs> Buradan da atayım. <laughs> Güzel ama ya. Silvio'cum teşekkür ederim bana baterini hediye ettiğin için. Hediye etmedim <laughs> tamam pardon. Geri alıyorum buraya bana ödünç verdiğin için. Evet şimdi... bu e... Yarışmamıza geçebiliriz, sorularımıza geçebiliriz. Olur. Sorduk mu değil de soruyoruzu sorduk mu gibi aklıma geldi de <laughs> soruyoruzu da heyecanla izleyeceğiz izleyeceğiz. Ee, o zaman programımızın bu bölümde ben sana Kutsal Kitap'tan e, bir şeyler soracağım, hikaye de olabilir, bir karakter de olabilir. Ee, ekrana yansıtacak yönetmenim zaten. Ee, sen de ona göre bilgine göre cevaplayabilirsin ama maksat burada eğlenmek. Hem eğlenmek hem de biraz da bildiklerimizi tazelemek, pekiştirmek. Alalım ilk sorumuzu. Kutsal kitapta aslanların inine atılmasına rağmen yaralanmayan kimdir? A. Daniel, B. Gabriel, C. Russell Crowe. <laughs> Büyük ihtimal filmi var ondan atıf yaptılar. <laughs> D. Spartaküs. Zaten filmi de galiba onun şey olması yani Yani şimdi Russell Crowe'un oynadığı bir film vardı. Aslanlar giriyor, savaşıyor. Spartacus muydu? Yok, Gladiator'du. O şey son sahnelerinde... Aslan... Gladiator'da Russell Crowe mu oynadı? Hatırlamıyorum. O zaman niye Russell Crowe dedi? Russell Crowe ile Spartacus arasındayım dedim. Ama tabii... Yüzdenmiş... da bir Joker hakkında kullanabilirsin, telefon hakkında kullanabilirsin. <laughs> <değil> burada. <laughs> ya bana sorsan bunun cevabı Daniel. Daniel peygamber. Tabii. Doğru. Alkış. <laughs> İkinci sorumuz gelsin efendim. Rab Sodom ve Gomorra'yı neyle yok etmiştir? Bu bölümde e, kopya olmuş orada. Yaratılış 19:24. A. Kenanlardan oluşan bir ordu ile B. Sel ile C. deprem D. gökten ateşli kükürt ile Sodom ve Gomorra'yı yok etmiştir. Yani şimdi Sodom ve Gomorra'nın bence hepsi. Değil mi? Ortaya karışık. Sağdan yani, Kenanlılar, ne olduğunu. Işte, sağdan Kenan, kuzeyden Sel, Evet Hepsi beraber. yukarıdan kükürt ortaya karışık şey salata. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir gafın olsun bu da benden sonra gelsin. Arabamızı da topluyoruz bu arada. Yani e, belli evet. Bir lastiklerimiz Yavaştan. geldi işte. Melih abi geçen bir şeydir bir aksesuar takalım dedi bir boynuzumuz olsun dedi. Daha gelmedi bekliyoruz onu arattık. <laughs> Hangi kargoya verdiyse. Amerika'dan özel senin için avlattık onu. Ege'yle yollayacak tabii ki Aynı. Ee, son... soruya bence bunun cevabını söyleyeyim ben. Bence bu Kükürt. Gökten... Niye? Niye böyle düşündün? Abi şimdi çünkü şimdi Sel çünkü Sodom ve Gomorra tepe şehri aslında baktığın zaman coğrafya. Öyle olarak. mi? Tabii. Ben geçen geçen araştırdım işte. Şimdi coğrafya olarak bir tık tepede. Tamam. E Sel Filistin'de ne yapsın? Deprem desen tepedeki şehir deprem. Kutsal Kitap için çok sıkıcı kaçıyor. Ha, bitirdi mi tam bitir, bitiriş olsun diye mi Tam böyle tam böyle hepsini öyle bir yakalım böyle önden ce cehennem azabı hani önden ısıtma olarak bence kükürt. Doğru. Sorularımız bu kadardı. Hepsini full bildin. Bugün neyi bilemedik? Bir Deborah'ı Deborah bilemedik. Bir de şey kayınvalidesin ama onu da bu aslında. Bir tane havar söyle sana dedim. Bence gayet iyiydi yani. <laughs> Kapanışa geçmeden önce söylemek istediğin Yok. Bir şey var ya mı? Aşırı zevkliydi. Çağırdığın için çok teşekkür ederim. Ben de birlikte. büyük keyif aldım seninle sohbet etmekten. İyi ki geldin. Hani daha iyi ki çağırdın. Tatil planlarımızı konuşuruz yani çıkışta buradan veya arabayla son... bu, bununla gideceğiz değil mi tatile? Bunu işte toparlayabilirsek inşallah. Yoksa daha plakası çıkacak şeyi motoru toplayacağız arka plakası yok zaten. Plakası var işte zaten Türk var işte plakası. O, yeter. Ya o geçerli değil herhalde diyorum sanıyorum. Şey. Yani Kurumsal onu... plaka diye falan bir şekilde bir şekilde evet. ayarlarsınız. İyi ki geldin, hoş geldin. Ee, sizlere de teşekkür ederim sevgili izleyenler. Ee, i̇nşallah sizin için de keyifli bir zaman olmuştur. Bir sonraki bölümde, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle hoşçakalın.